Bodrum Club Marma Hotel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla bir gençlik festivali düzenliyor. Gün boyu sürecek ve girişin ücretsiz olacağı festivalde MFÖ grubu konser verecek. Otel yetkilileri tüm Bodrumluların şenliğe davetli olduğunu açıkladı. Ülkemizin kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Pazar günü Akyarlar Karaincir'de bu yıl faaliyete geçen Club Marma Hotel'de Bodrum Marmara Koleji'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Gençlik Festivali sabah saatlerinde çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla başlayacak. Öğleden itibaren halk oyunları ve dans gösterileriyle devam edecek olan etkinliklerin tamamı sahilde düzenlenecek. Okulların müzik gruplarının konserleri ve yüzme yarışmalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle gündüz etkinlikleri sona erecek. Festivalin kapanışı ise ülkemizin en önemli gruplarından biri olan ve Bodrum Bodrum şarkısıyla Bodrum'un marka olmasına büyük katkıları olan MFÖ grubunun konseriyle yapılacak. Saat 21'de başlayacak olan konser ve gün boyu gerçekleştirilecek etkinliklere katılım ücretsiz olup davetiye ile gerçekleşecek. Davetiyeler Marmara Koleji, KED Reklam ve Club Marma Hotel'den temin edilebiliyor. Marma Hotel İşletme Müdürü Ekrem Altınsoy festival hakkında bilgiler vererek şunları dile getirdi. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümüne özel çok güzel bir organizasyon düzenliyoruz. Marmara Koleji'nin sponsorluğunda ve desteğiyle gündüzden başlayacak organizasyonumuz gece saat 24'e kadar devam edecek. Bu bağlamda gündüz oyunlar, yüzme yarışları, dans gösterileri, canlı müzikler ve çeşitli çocuklara yönelik de gençlere yönelik aktivitelerle akşama kadar devam edeceğiz. Saat 21 itibariyle de Mahzar Fuat Özkan'ın konseri bize eşlik edecek. Girişimiz ücretsiz. Bütün Bodrumlular katılabilir. Bütün herkes davetimize, bu organizasyona davetli. Karaincir Koyu'nda yaklaşık 40 dönüm arazi üzerinde kurulu bulunan tesisin ilk kez bu sezon hizmet vereceğinden de bahseden Altınsoy şu şekilde konuştu. Tesisimiz bu sene hizmete giriyor. 42 bin metrekareli alana kurulu, düz alana kurulu, 123 odalı bir tesis. Oda kahvaltı olarak hizmet vereceğiz. Bu bağlamda her şey dahilin yoğunluğundan sıkılmış insanların, misafirlerin üst düzey hizmet ve yemek deneyimleri yaşayacağı bir oluşum. Büyük odalarımız var, deluxe odalarımız var, club dediğimiz bungalov tadında odalarımız var. Marma Otel İşletme Müdürü Ekrem Altınsoy, 2019 sezonu ile ilgili beklentilerini ise şu sözlerle ifade etti. 2019 sezonu gayet iyi gidiyor satışlar. Tesisimiz satışımızı açtık, satışı açtık. Online kanallarda misafirlerimiz, isteyenler bulabilirler. Rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. Bu bağlamda beklentimiz büyük. Bodrum Marmara Koleji Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Bertan Keser de şu ifadeleri kullandı. Evet, kolej olarak biz de bu etkinlikleri alıyoruz. Yaptığımız etkinlikler kapsamında öğlen saat 12'de başlayacak olan etkinliklerde orkestramız, bando takımımız, modern dans gösterimiz ve halk oyunu ekibimiz de burada olacağız. Biz kolej olarak, Atatürk'lü gençler olarak bu etkinlikte Cumhuriyetimize yakışır şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. yılında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı 100. yıl kutlamalarında bu organizasyona bu şekilde destek olacağız. Pazar günü gerçekleştirilecek festivalin özellikle yüzme ile ilgili etkinliklerini planlayan Bodrum Marmara Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Buse Melis İşçimen de yüzme etabından bahsederek şöyle konuştu. Biz burada Bodrum Marmara Koleji olarak yüzme etabını gerçekleştireceğiz. Bunu Şenlik Ovası'nda gerçekleştirmeyi planladık. 9 yaş ve üzeri olan herkes katılabiliyor buraya. Belirli bir kısıtlama yok, belli bir şart yok. Su yüzmeyi seven herkes burada olabilir. Bununla beraber ön kayıtlarını internetten yapmak isteyenler Bodrum Marmara Koleji'nin sitesine girip ön kayıtlarını orada yapabilirler. Sonradan haberi olup buraya gelmek isteyenler ise masa başında kayıtlarını yaptırabilirler.